Değerli seyirciler, Allianz Spor Beşiktaş maçının ilk yarısında 4 gol var ve ilk 45 dakikayı Erman Hoca ile birlikte değerlendireceğiz. E, hocam aslında e, Beşiktaş için e, çok e, rahat başlayan bir karşılaşmaydı. E, Enkudun'un daha maçın hemen başında 3. dakikada kaydettiği gol var. E, ardından e, 20. dakikada Salih ile 2 oldu Gezer 31'de penaltı vuruşundan 3 yaptı. Bu arada kaçan pozisyonlar vardı yine. Oyuna net olarak hükmeden bir Beşiktaş ve Beşiktaş'a karşı yeterli reaksiyonu veremeyen bir Alanya Spor vardı. 37'de Emre Can'ın kırmızı kart görmesiyle eksik kaldı Beşiktaş. Son bölümde de bir duran top golü var. Efkan gerçekten güzel bir gol attı. 45 artı 3'te. Şimdi Beşiktaş 3-1 önde 10 kişi Alanya hani golün moraliyle giriyor ama e, bilemiyorum yani çok net bir Beşiktaş üstünlüğü var gibi geldi bana. E, yine her şeye rağmen Alanya maça tutunabilir mi diyerek başlayayım sana. Epey özet yaptın hocam. <laughs> Şimdi hocam maç başladı zaten gol geldi. <laughs> Ben e, Bodrum'a giderken iki defa kullandım bu yeni yapılan otobanı İzmir otobanını. Evet. Hocam giriyorsun. Güzel otoban. Radar madar da yok. Araba ne yaparsa zaten başka araba da yok. Çok az araba var. <laughs> evet. Şimdi bunu niye anlatıyorum hocam? Maç başladı. Beşiktaş, Alanya'nın sağ defas tarafını İzmir otobanı gibi kullandı hocam. En Evet hocam. Bir de çok enteresan. Ters toplarla falan da buluşturdular. 60 metre top atıyorlar. Gezer atıyor. Uçurtma gibi topları atıyorlar yukarıdan. Böyle çatının üzerinden gidiyor top. Öbür evin önüne öbür taraftan gol atıyorlar. Evet. Ya bunu 3-0 olana kadar Beşiktaş yaptı. Alanya'nın ya hocası da 3-0 olana, olana, kadar müdahale etmedi. 3-0 olana kadar müdahale etmedi. 3-0 olduktan sonra baktı ki iş 6'ya 7'ye gidiyor. Orayı kapatmaya uğraştı. Evet. Ya sen bir sıfır Artık gözüküyor. Bir sıfırdan sonra da gözüküyor. Doğru. Adamlar orayı yani otobana çevirdiler. Aynen öyle. Dört şerit otoban gidiyorsun. 3-0. Ondan sonra da oyuncu atıldı. Tabii enteresan pozisyonlar var. Evet. Bakacağız. Şimdi şöyle diyeyim. Futbol sert bir oyun. Adama girmediği müddetçe, adamla oynamadığı müddetçe belli bir sertlikte bu oyun oynanır. Ama ben bu sene hakemlere bakıyorum. Yani uçan kuşa kart veriyorlar. E o zaman olmaz yani. Neye göre kart Çok veriyorsun? duruyor oyun bir de yani çok kesiliyor. Oyun çok oyun. duruyor. Bir konuşuyorlar. iki çok kolay, kolay kart kullanmaya başlar. Kartı kullan tabii muhakkak da. Kırmızıyı kullanacağın kartı kullan sarılarda. Bugün de enteresan pozisyonlar var bakacağız şimdi. Ee... Ama yani... E, takımlar da kontrolsüz başladı, hakemler de kontrolsüz başladı. Bakıyorum da şöyle bir kontrollü bir Trabzon var. Biraz biraz kontrollü oynuyor hı hı. Trabzon. Şöyle oynuyor, daldan dala uçalım da. Mesela Türkiye'de eğer başarılı olacaksan önce gol yemeyeceksin hocam, az gol yiyeceksin. Bu genelde böyledir. Sonra gol atmaya bakacaksın. Gol yememek daha kolaydır, gol atmak daha zordur. Çünkü or orası kabiliyet ister. Onun için de forvet adamları çok paralılar. Evet. Defans adamları az para alırlar. Golcüler fazla alır. Onun haricinde önce gol Gol yemek daha kolay. Ama ben bakıyorum çok kolay goller yeniyor. Çok kolay kartlar çok. veriliyor. Biraz da makas açılmış takımlar arasında. Evet. Gibi. Yani inşallah sezon başı diye böyle olur. Sonra biraz toparlanır. 3-1 olmasaydı Beşiktaş daha rahat hareket edecekti. Şimdi 3-1'den sonra eğer Alanya bir gol bulursa telaş başlayacak. Ama Alanya eski Alanya değil. Değil mi hocam? Değil. Değil. Yani o evet. hani çıkıp sahaya böyle oynayıp hükmeden falan bir yani Alanya değil. Bugün Efecan dışında çok hani önemli bir eksikleri de Yok geçen maçta 0 2 oyuncu -0 0 olana kadar Alanya takımı yok sahada. 3 0 olana kadar. 3 0'dan sonra bak oyuncu biraz. atılana Tabii kadar. Oyuncu da. atıldı. Ondan sonra oynamaya başladılar. Biraz asılmaya başladı. Çok güzel bir gol attılar Firik'ten. Efkan yetenekli bir oyuncu. Ee, şu da var ama Beşiktaşlılar dua etsinler Gezal sakatlanmasın. Yani Gezal'ı takımdan alırsan takımın yarısı gibi gözüküyor Gezal. Hocam aldı, verdi. Yani, o Enkodu'ya cross paslarla evet. oyunun yönünü değiştirerek yani sürekli Gezal, pas. Şenol Hoca zamanında yapıyorlardı bunu. Baktım yine hep oraya boşaltıyorlar. Enkodu'ya alan boşaltıp onu o taraftan kaçırıyor. İyi çalışmış. Dolayı, çok şey de çalışmış. Dolayı. Yani e, Valerian İsmail de rakibe çalışmış. Bir de Beşiktaş'ın santraforu iyi bir oyuncu. Regors. Eğer iyi kullanırsan... İki maçta iki asist yaptı. Eğer iyi kullanırsan iyi oyuncu. Ki e, şimdi seyredeceğiz birazdan. Duran toplarda da çalışmışlar belli. İlk golü attılar. Mesela Doğru. çalışma. Korner olduğu zaman gittiği yerlere bakıyorum. İyi yerlere gidiyor. Bir poz... iyi kullanıyor. Evet hocam. Bir pozisyon var. Ona bir bakacağız. Gelecektir o pozisyon. E, o da enteresandı. Tam ceza sahasına girecek. Gilerken. Eee ona faul çalındı. Var Bu ona kart da vardı öyle. galiba. Var. Var. Yani ben, enteresan da, pozisyonlar da izlemek lazım çünkü pozisyonlar var. İkinci yarı daha da olacak çünkü Alanya Beşiktaş 10 kişi kalınca bakacağız. Eee 3 denemesi var Alanya'nın biri isabetli o da gol zaten. Beşiktaş e, dört 4 kez rakip kaleyi yoklamış. 3'ü isabetli. Onlar da gol, e, gol oldu. E, Wegors'tan biraz e, bahsettik. Bugün Salih de zaman zaman eski takımına karşı iyi işler yaptı. Çok güzel, güzel de bir gol attı. attı değil Çok mi? güzel bir gol attı. Biraz daha iyi. Salih'in daha iyi olması gerekir. E, yetenekli oyuncu ama istikrarlı değil. Yani o çıkışı yakalayamadı. İnşallah Beşiktaş'ta yakalar. Son şansı. Doğru. Beşiktaş'ta da yakalayamazsan bir daha yakalayamazsın. E, aşağılara inersin. Burada tuturacaksın. E, ee, konuşacağız. Olsan gibi olmayacaksın. Emrecan'ın Emre atıldığı pozisyonu da konuşacağız ama o da bir enteresan pozisyon. Yani çift sarıdan gitti. İki sarıdan atıldı. Bakacağız hocam enteresan tabii görüş mesafesi. Görüş şekli. Yani bazı pozisyonda da göremedik ki ya. Mesela Beşiktaş'ın penaltısını da göremedik. Evet. Herhalde gelir diye umuyorum. Onlar ee, akşam kendilerine gösteriyorlar mı acaba? Gösteriyorlar diyorlar. Umuyorum hocam yani biz ama seyredemiyoruz ki. Ama kapa karıştı anda. mesela o pozisyonda kapa karıştı ne oldu? Yazalım pozisyonunu. Ben diyorsun. ilk gördüğümde bu penaltı dedim ama görmüyorsun ki detayını. Öyle evet. gibi bir izlenim bırakıyor sende. 600, biz uzaydan gördük pozisyonu. 650 metreden çekimdi. 600, hani 540 falan olsa göreceğiz de 650'den göremiyorsun hocam. 650 metreden gösterdi o da bir defa gösterdiler. Yani İstiklal Savaşı filmleri var ya bizde eski filmler. Onlar gibi böyle iki adam gitti biri düştü. O bir sahipler enteresan yerlerden falan gösteriliyor. Hocam hala çaprazlama olsak gösteriyorlar. Evet enteresan ya. Allah ben bilemiyorum. Hala. Eğer böyle devam ederse çok kafa karışır. İş masa başına gider bu sefer. Ben ondan korkuyorum. E, o zaman zaten bu sezon oo, zor geçer hocam. Öyle gözüküyor ama. Zor geçer. Geçen seneden belliydi bu sene zor çok zor geçer. Sen sezon sonu e, o konuda birkaç... Ufak e, şey vermiştin bize. Evet. Olacağı belliydi. Az sonra vermiştin. Bak o Dünya Kupası devresine kadar ateş macayı saracak. O arada herkes bir dinlenecek. Kendine gelecekler. Ondan sonra savaş bir başlayacak. Bir de galiba klasmanlar da orada belli olacak. Yeni şeylerde. E, hakemlerle ilgili düzenlemelerde. O, hocam, hocam o çok önemli. Oradaki tröstü, oradaki mafyayı, mafya düzenini, oradaki mafya düzenini kıramazlarsa... Çok zor. Hocam, e, Yasin kolu nasıl buldun hocam? Yani bu anlattıklarımızdan sonra e, zor pozisyonlar var. Tartışılabilecek pozisyonlar var. E, aslında hocam, maç çok zor değildi yani. Hocam, ya Beşlik altılık hakem. Yani Dört olur. Yedi sekiz olmaz. Hmm. O taze. Meta kalkavan Anladım. tipi bir hakem. Anladım. Olmaz yani. Bazı maçlarda kullanın ama öyle kilit maçlarda kullanamazsınız. Hani diyorlar ya işte bilgisayardan hakem tayin edilecek. Bilgisayardan hakem tayin edemez. Bilgisayar hakemi tayin edemez. Çünkü maç vardır bir hakem gidemez. Maç vardır o hakem gider. O bilgisayardan olmaz o. Deneyim, görgü, tecrübe bilgi bilgisayara girmez hocam. Şu ısı haritası aslında Alanya Spor'un işte sahaya çok yayıldığını, daha dengeli yayıldığını gösteriyor. Beşiktaş'ın da ağırlıklı olarak kanatları kullandığını topu rakibe bıraktığını ki Valerian İsmail bunu istiyor. Yani topu rakibe bırakıyor ters toplarla oraya gidiyor orada baskı yapıyor e, ve orada topu katmaya çalışıyor. E İsmail, e, istediği rakibi de iyi analiz ederek hazırlandığı bir evet, maç bu. Valerian İsmail üçlü diyordu dörde döndü İstediği olmadı. Enkut'u kenarda bekliyordu dedi, mecburi oynatıyor. Hatta bir ara satılır batılır dediler. Muleka'yı oynatmadı. Muleka satılır, kenarda Enkudu oynadı. Hocam elindeki malzemeye göre. ha, Değil mi? Ben yaparım. Ben üçlü yaparım. Yapamazsın abi. Ne yapıyorsun üçlü? Diyor. Elindeki malzemeye göre yapacaksın. Ben üçlü yaparım. Ben değiştiririm. Değiştiremezsin abi. Elindeki malzeme neyse onu yapacaksın ya. Yapamazsın ya. Yani. Bakıyorum ben televizyonlarda işte İsmail biz her şeyi yaparız dedi. Üçlü oynarız dedi. Hadi oyna. Şöyle i̇şte sana Onu biliyorsun Pereira da söyledi. Ne oldu sonra? Badem oldu. <laughs> Bugün e, dün pardon, Brezilya'da e, yine mağlup oldular. Galiba liderin 9 puan gerisine düştüler. Gazeteciler "Kovulacağınızdan korkuyor musunuz?" diyor. "Bankada ne kadar paran var biliyor musun?" diye cevap veriyor Pereira. <laughs> <laughs> Şöyle alem bir adam. Hocam verecek adamlar varsa iş yaparlar hala. Alem bir adam. İş yaparlar hala. Evet. E, biz yavaş yavaş toparlayalım. Korrendon e, Alanya Spor Beşiktaş maçında 4 gol var. Beşiktaş'ın deplasmanda 3-1 galibiyeti var. Ama 37. dakikadan itibaren siyah-beyazlı takımın bir kişi eksik götürdüğünü oyunu da vurgulayalım. Emrecan Can e, kırmızı kart gördü bu Vallahi sezon. Ben düşünüyorum Yeni da. gelen oyuncusu. Ulan hakemliğe girdik futboldan sonra. Teknik adamlar girsene para orada. Hakemlikte biz İstanbul'a İzmir'e gidince cepten harcardık. Öbür taraftakiler tonla da para kazandılar. Hakemlikte para yoktu hocam. Şu anda baksana 60 bin, 70 bin, 170 binden bahsediyorlar. Hakem aylığından filan. E uçaklar, uçaklar, oteller filan. E, profesyonel hakemlik hocam artık. Alsınlar hocam ama iyi, Alsınlar iyi işlerinde iyi yapsınlar. Yani e, Allah daha çok versin. Ben de kabahat. Niye teknik tek adamlar girmediğinden Girsen öyle. <laughs> hocam evet e, biz sözü skorboard'a bırakalım. Skorbordun ardından... 90 artı 1'de birlikte olacağız. Ama sonrasında da takım oyunu var. Dolayısıyla A Spor'da hem bu maçın hem haftanın Sabah genel görünümünü sabaha kadar, sabaha. sizlerle birlikte paylaşıyor Saat olacağız efendim. Saat 5 sabaha kadar var. Orada Direkt mesaiye. Direkt yarım mesaiye. Camiye mesaiye. Evet. Skorboard'da devam ediyoruz.